arzu ederim. Teşkilatım bana derse ki küsmem, darılmam asla. Yani ben normal işime bakarım, işime gücüme bakarım yani hiç sıkıntı yok. Çünkü mesele başkan olmak değil, bulunduğunuz her alanda faydalı olabilirsiniz. Ve biz daha donanımlı, daha vasıflı, daha ehliyetli ve gerçekten vizyonu daha güçlü arkadaşlarımızı genelde veya işte yetki verilecek alanlarda getirelim ki daha hızlı ilerleyelim. Yani kayıp yıllarımız olmasın, kayıp zamanlarımız olmasın. Ya başkan olmakla boyunuz uzamıyor arkadaşlar. Yani yükünüz artıyor, sorumluluğunuz artıyor, vebaliniz artıyor. Onun için ha bunlardan kaçmak gibi de değil ama dediğim gibi çok rahatım. Eyvah seçim geliyor, ne yapacağız? Ben işime bakacağım. Benim işim var. Benim şu an acayip işim var. Ben işimi yapmalıyım. En iyisini yapmalıyım ve geri dönüp baktığımda ya keşke şunu da atlamasaydım dememeliyim. Daha çok çalışmalıyım. Ben Sayın Cumhurbaşkanımı gördüm. Bursa mitinginde de şahit oldum. Yani onların çalışmasının yanında bizim çalışmamız inanın hiçbir şey değil. Günde iki tane miting yap. Oradan oraya git. İşte bir şeyler anlat. Bir mesajlar vermeye çalış toplum yararına. Yaptıklarınızı anlatın, hizmetlerinizi anlatın. İnsanların sorunlarını dinleyin. Oradan televizyon programına koş, onu yap. Ya arkadaş, insanüstü işler yapıyorlar hakikaten. Yani bu efendim yapının içerisinde olmaktan inanın çok mutluyum. Bu çorbada tuzum olduğu için çok mutluyum. Şehrim adına, ülkem adına. Ama daha iyi arkadaşlarımız da gelsin. Her kademede. Ben sadece başkanlık kademesi dedim. Meclisinde de, parti yönetimlerinde de, milletvekilliklerinde de, işte ne bileyim, diğer önemli kritik noktalarında da arkadaşlar böyle olursa çok daha iyi mesafeler alırız. Böyle olduğunu eminim. Şunları bir tamamlayayım mı? Bununla ilgili. Konuyla bağlantılı. Tabii. Son başkanım, istişare, adaylık konusunda istişare yapmak düşündüğünüz teşkilatınızın siyasi büyüklüğünüzü açar mısınız? Yani tüm teşkilatına sorup da tüm teşkilatın dostlarınıza mı soracaksınız karar? Yok yok yok. Benim teşkilatım var burada. Önce benim hizmet ettiğim, bu şehirde doğduk büyüdük. Yani benim burada teşkilatım var, ekibim var. Burada biliyorsunuz temayüller yapılıyor, fikirler alınıyor. Partimiz her dönem bunları yapıyor. Gene yapacaktır. Ya arkadaşlar mesele benim başkan olup olmamam değil. Mesele şehrimizin yürümesi, ilerlemesi. Geçmişten daha da hızlı yürüsün. İçinde bulunduğumuz andan daha da hızlı yürüsün. Mesele bu. Biz artık aday kim olacak, bilmem ne olacak. Ya bunun çok bir esprisi yok. İyi sistemleriniz olsun. Ondan sonra belki gelenin çok bir önemi bile olmayacak. Arkada iyi bir sistem varsa, sisteminiz zaten sizi denetler, kontrol eder. Efendim sizi zaten o akışın içerisine alır. Dışına çıkartmaz. Arkadaşlar bakın, şunu ifade edeyim. Devletin bana 185 trilyonluk bütçeye emanet etti, değil mi? Bazen kendime soruyorum yani 185 trilyon. Arkadaşlar siz bugün 1 trilyonunuzu özel sektörde birine teslim ederken hesap yapar mısınız, yapmaz mısınız? Arkadaşlar devletimiz de yapsın. Partimiz de yapsın. Tabii para sadece para yönetimi değil. İşte proje yönetimi var, insan yönetimi var, bütçe yönetimi var. Ama belirli yetkinlikler olmalı. Şimdi bak, o konuşmalarım arasında şunu ifade ettim. Sıfırdan dedim başlasaydım inanın çok zorlanırdım. Hani dense ki dışarıdan bir arkadaşımızı getireceğiz ve o sen ol. İnanın çok zorlanırdım. İçinde bulunmamıza rağmen yaşadıklarımız ve o ana kadar elde ettiğimiz bilgiler neticesinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama hakikaten siyasetin bir okul olduğunu, ciddi bir eğitim alanı olduğunu, kendinizi yetiştirmek ve geliştirmek için çok ciddi bir alan olduğunu görüyorsunuz. Başkanım, o zaman biz şunu anladık. İstişare yaparken teşkilatınıza ve siyasi büyüklerinize soracaksınız ya. Onlar da size şöyle bir şey sorarsa, tamam sizin hakkınızda bir karar veya bir şey söyleyeceğiz ama siz devam etmek istiyor musunuz diye, o zaman onlara da cevap vereceksiniz. Arkadaşlar ben devam etme kararımı şöyle veriyorum. Ben ille devam edeyim diye inanın
ne dün kaybım oldu ne bugün. Benim teşkilatımdaki arkadaşlarım, ya bu partinin adayı kim olsun? Evet, bu eğer Alper Taban olsun ise biz Alper Taban'ın devam etmesini arzu ediyoruz, istiyoruz diyorlarsa ben aday olmak isterim. Ben öbür türlü aday olmam arkadaşlar. Ben yani illa adayım olayım derdim yok. Daha iyisi gelsin, bak söylüyorum size. Bakış açım bu. Evet, ben diğer ufak tefek hemen cevap vereyim.